24 Haziran'da mazlumlara karşı zalimleri yeneceğimizin bir göstergesidir bu. 24 Haziran'da barışın ve demokrasinin, Türkiye'de eşitliğin ve kardeşliğin yaratılacağı güzel günlerin göstergesidir bu. Hepinizi emeğinizden dolayı, hepinizi bu güzel karşılamanızdan dolayı bir kez daha kutluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sizlerle bir arada olmanın büyük bir mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bursa'da özellikle son dönemlerde yapılan baskıların, gözaltı ve tutuklamaların çok yoğun yaşandığı bu kentte eğer biz bugün her şeye rağmen bu görüntüyü verebiliyorsak, bir araya gelebiliyorsak ve direnişi ortaya koyabiliyorsak biz kazanmışız demektir. Hiçbir gücün bizi yenemeyeceği anlamına gelmektedir bu görüntü. Biliyoruz Bursa'da partimize yönelik fütursuzca gözaltılar ve tutuklamalar yaşandı. Buradaki yönetici arkadaşlarımızın tutuklanma sebebi sevgili Selahattin Demirtaş'ın posterini taşımak, rahmetli Tahir Elçi'nin posterini taşımak oldu. Ancak onlar cezaevlerindeki yoldaşlarımıza, toprağın altındaki değerlerimize sahip çıkmamızı istemeseler de biz cezaevindeki yoldaşlarımızın da toprağın altındaki değerlerimizin de bizlere bıraktığı meşaleyi ve mirası taşımanın sözünü verdik halkımıza. Bu bayrağı en yükseklere çıkaracağımızın sözünü veriyoruz sizlere. Başımızda olan İmralı cezaevine, Sayın Abdullah Öcalan'a buradan selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kürt halkının mücadelesiyle Türk halkının, sol ve sosyalist kesimlerin on yıllardır vermiş olduğu mücadelenin birleşme zamanıdır diyerek bu birleşmeyi bir çatı altında toplayıp bu partiyi kurmamıza vesile olan Sayın Öcalan'a buradan teşekkür ediyoruz. Onun bu projesi olmasaydı Halkların Demokratik Partisi bugün olmayacaktı. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Ermenisiyle, Süryanisiyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, kadınıyla, genciyle, herkesin artık ortak bir mücadelede buluşma zamanının geldiğini ifade eden Sayın Öcalan, partimizin kurulmasına büyük bir emek vermiştir. Ancak sadece partimizin kurulmasına değil, bu partinin kurulmasından sonra başlayan barış ve müzakere sürecinde de yaptığımız her görüşmede bizlere yol gösteren, bizlere perspektif sunan ve bu mücadelenin artık
bir barış mücadelesine evrilmesine, Türkiye toplumunun, Türkiye halklarının artık kardeşçe bir arada yaşamasının zamanının geldiğine vurgular yapan ve sadece Türkiye'nin değil, tüm Orta Doğu'nun demokratikleşmesi için yol gösteren Sayın Öcalan'ın 15 Nisan 2016 tarihinden beri büyük bir tecrit altında yaşadığını hepimiz biliyoruz. Yeni geldiğinde Sayın Öcalan'ı muhatap olarak kabul eden, görüşlerine başvuran, onun gösterdiği yolu esas alanlar bugün Sayın Öcalan'la yapılacak olan görüşmeleri engelleyerek avukatlarının ve ailesinin yanına gitmesine bile izin vermeyerek Kürt halkıyla, Türkiye toplumuyla bağını koparmaya çalışanlar şunu bilsinler ki Sayın Öcalan Kürt halkının gönlünde, Kürt halkının yüreğinde çok özel bir yere sahiptir. Hiç kimse onu Kürtlerin gönlünden, yüreğinden koparamaz. Değerli halkım, Kürt halkına yapılanların, Kürt halkıyla birlikte mücadele eden diğer kesimlere uygulanan zulümlerin herkes farkında. Hazmedemeyenler, HDP'yi tasfiye etmeye çalışanlar, HDP'ye gönül verenleri cezaevine koyanlar şunu bilsinler ki Bursa'da, bu ilçede, bu ilçe ateşe verildikten hemen sonra burayı tekrar açanlar, burayı tekrar kuranlar, bu kapıyı kilitlemeye çalışanlara karşı, bu kapıyı kapatmaya çalışanlara karşı hep birlikte bu ilçeyi bir kez daha halkların umuduna sunmaya çalışanlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu ilçeyi kapatmaya çalışanlara karşı verdiğiniz o mücadeleden dolayı sizleri kutluyoruz. Hiç kimsenin gücü bizlerin vermiş olduğu mücadeleyi ve Halkların Demokratik Partisi'nin örgütlü olduğu hiçbir kapıyı kapatmaya yetmeyecektir. Bu Türkiye'nin batısı için de geçerli, Kürdistan için de geçerlidir. Burada başta Bursa olmak üzere Türkiye'nin batısında il ve ilçe teşkilatlarımıza yapılan linç girişimlerini ve müdahaleleri biliyoruz. Bizlerin çalışmaması için, bizlerin kapımızı kapatmamız için ellerinden geleni yaptılar. Bizim demokratik siyasetin dışında kalmamız için ellerinden geleni yaptılar. Bizlerin meydanlara çıkmaması için ellerinden geleni yaptılar. Ancak biz her şeye rağmen, her türlü engellemelerine rağmen, her türlü müdahalelerine rağmen partilerimize gittik, partilerimizi çalıştırdık, meydanlara indik, sokaklara çıktık, sesimizi çıkardık ve demokratik siyasette ısrar ettik. Onlar bizleri meydanlara indirmemeye, alanlara sokmamaya çalıştıkları anda bizler 8 Mart'ları kutladık, bizler Nevroz'ları kutladık. Ama bundan sonra da özellikle önümüzdeki 1 Mayıs'ta Bursa'da kutlanacak olan İşçi ve Emekçinin Bayramı'nda Halkların Demokratik Partisi olarak tüm Bursa halkıyla birlikte meydanlarda olacağız, alanlarda olacağız. İşçiden emekçiye, Bursa'da işten çıkarılan, emeği sömürülen, alın teriyle kazandığı paranın hakkını alamayan tüm halkımızla birlikte olmaya çalışacağız. Tüm
dostlarımızı ve halkımızı 1 Mayıs'ta burada kutlanacak olan kutlamaya şimdiden davet ediyoruz. 1 Mayıs'tan sonraki kalan süreyi 24 Haziran'da yapılacak olan seçim sürecine hazırlanmakla geçireceğiz. Bir baskın seçimle karşı karşıyayız. Bu baskın seçim olağanüstü şartlarda, olağanüstü koşullarda yapılacak. Olağanüstü halle yönetilen bir ülkede antidemokratik yasaların çıktığı bir seçim yasasıyla bu seçimleri kazanmak için büyük bir mücadele vereceğiz. Onlar milletvekillerimizi tutuklayarak cezaevlerine rehin olarak koymuş olabilirler. Halkın iradesiyle seçilen belediyelerimize kayyumlar atamış olabilirler. Onlar Kürt halkının kazanımlarına karşı savaş başlatmış olabilirler. HDP'ye karşı her türlü zulmü, her türlü zorbalığı yapabilirler. Ancak Türkiye halkları, Türkiye toplumu bu ülkede bir daha AKP'yi, bir daha Erdoğan'ı, bir daha Bahçeli'yi görmek istemiyor. Elde ettiğimiz kazanımların askıya alındığını biliyoruz. İrademizdir dediğimiz insanların rehin alındığını biliyoruz. Ancak tüm bu hukuksuzluklar karşısında, tüm bu haksızlıklar karşısında mücadele etmesini de biliyoruz, direnmesini de biliyoruz. Çünkü biz öyle bir gelenekten geldik ki, öyle bir geleneğe sahibiz ki sadece Erdoğan ve AKP döneminde değil, bundan önceki dönemlerde ve süreçlerde de bizlere yapılan zulümleri unutmadık. Bizler Roboski katliamını unutmayacak kadar onurlu bir halkız. Bizler Suruç katliamını, Ankara katliamını unutmayacak kadar onurlu bir halkız. Bizler Kenan Evren'in faili meçhullerini unutmayacak kadar direngen bir halkız. Bizler Kenan Evren'in Diyarbakır cezaevi başta olmak üzere yaptığı işkenceleri unutmayacak kadar onurlu bir halkız. İşte bu onurumuz, bu kararlılığımız, bu direngenliğimiz bizleri başarıya götürecek olan, bizlere umudu vaat eden, bizlere barışı ve kardeşliği önümüze esas koyan en kritik dönemlerdendir. 24 Haziran tarihi Türkiye toplumu açısından ve Kürtler açısından önemli bir tarihtir. Kaderimizi belirleyeceğimiz, yüzyıllarımızı garanti altına alacağımız bir tarih olarak görüyoruz 24 Haziran tarihini. Onlar baskın seçim kararı alarak ülkeyi bir seçim tarihine, bir seçim dönemine sürüklediler. Yaptıkları her şey onlara ters tepti. Savaş politikaları başlattılar, zannettiler ki oyları yükselecek. Afrin'e girdiler, zannettiler ki oyları yükselecek. Kentük'e girdiler. Kentük'e girdiler, zannettiler ki oyları yükselecek. Oysa savaşın, kanın, acının ve gözyaşının bu ülkeye hiçbir şey kazandırmadığını çok sonra anlayacaklar. Siyasetlerini savaş üzerinden yürütenler bir gün kaybedecekler. Tıpkı Kürtleri muhatap olarak almayanların kaybettikleri gibi. Kenan Evren de Kürtleri kabul etmedi. Tansu Çiller de Kürtleri kabul etmedi. Süleyman Demirel de Kürtleri kabul etmedi. Mehmet Ağar da Kürtleri kabul etmedi. Ancak bugün onların hiçbirinin bu ülke siyasetinde
esamesi bile okunmuyor. Şuna inanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Kürtleri muhatap olarak kabul etmeyen, Sayın Öcalan'ı muhatap olarak bundan sonra kabul etmeyen Recep Tayyip... Recep Tayyip Erdoğan'ın da bundan sonra gideceği yol çöp sepetidir. Seçimlerde AKP MHP koalisyonu bu sistemi değiştirmeye çalışan varsa başka partileri, Kürt halkına zulüm uygulayanları, Kürt halkının evlatlarını katledenleri ve Türkiye halklarına savaşı reva görenleri, Türkiye toplumuna acıyı reva görenleri sandığa gömmenin zamanı gelmiştir. Bizler Halkların Demokratik Partisi olarak asla umudumuzu yitirmeden, asla kararlı duruşumuzdan taviz vermeden, asla ilkelerimizden taviz vermeden bu seçimleri kazanmak için seferberlik ilan ediyoruz. Biz hiç kimsenin önünde boyun eğmeyen, diz çökmeyen, biat etmeyen bir halkız. Ant içiyoruz, yemin ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan karşısında da diz çökmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz ve biat etmeyeceğiz. Biz aynı zamanda bir kadın partisidir. Bizim partimiz kadınların eşitliğini ve özgürlüğünü savunan, kadınların uğradığı her türlü haksızlık karşısında mücadele veren ve kadın arkadaşlarımızla birlikte yürüyeceğimiz yolları belirlemek adına sizleri davet ediyorum. Genç yoldaşlarıma çağrı yapıyorum. Kendi geleceğiniz için, kendi yarınlarınız için umudu vaat eden bir gençlik yaratmak için bu dönemki milletvekilliği seçimlerinde hepinizin aday adayı olmasını buradan talep ediyorum. Bu mücadeleyi artık sizler yürüteceksiniz. Bu mücadeleyi artık bizlerden sonra sizler devralacaksınız. Bu parti gençlerin partisidir. Bu parti kadınların partisidir. Bu parti Türklerin, Kürtlerin, Ermenilerin, Süryanilerin partisidir. Bu parti Alevilerin partisidir. Bu parti kendisini yalnız hisseden herkesin partisidir. İşte bunun için birleşmeye, bir arada olmaya, mücadeleyi büyütmeye ihtiyacımız var. Sizlere ihtiyacımız var değerli arkadaşlar. Sizlere ihtiyacımız var değerli dostlar, değerli yoldaşlar. Eğer bu umutla, bu kararlılıkla, bu inançla yola çıkarsak hiçbir güç bizi yenemeyecektir. Bugün AKP'nin Kürdistan'da oy toplamak için sokağa çıkacak yüzü kalmamıştır. Meydanlar bizimdir, alanlar bizimdir. Hiç kimse korkmadan, cesaretle ve yüreklilikle alanlara ve meydanlara çıkmalıdır. Dün AKP'nin bir bakanı, Kayseri Milletvekili Özhaseki, seçimlerde Şırnak'tan %99.9 oy alacağız demiş. Hangi Şırnak'tan bahsediyor? Uzayda başka bir Şırnak mı var acaba? Başka bir Şırnak'tan mı bahsediyor? Yoksa Kürdistan'daki Şırnak'tan mı bahsediyor? Eğer Kürdistan'daki Şırnak'tan bahsediyorsa
bizi tarif etmiş, HDP'yi tarif etmiş. %99.90. HDP'nin aldığı oy Şırnak'ta zaten %99. Bizi tarif ettiği için teşekkür ediyoruz buradan kendisine. Değerli arkadaşlar, 24 Haziran hepimizin oylarımıza sahip çıkacağı, sandıklarımıza sahip çıkacağı bir gün olacaktır. 25 Haziran sabahı bu ülke başka bir ülke olacaktır. Bunun için herkesin elini vicdanına koyarak, herkesin elini vicdanına koyarak oy kullanması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Özellikle AKP'ye oy veren Kürtlere buradan seslenmek istiyoruz. Artık desteğinizi AKP'den çekme zamanı gelmiştir. AKP'nin Kürtlere ve Türkiye toplumuna vereceği hiçbir şey yoktur. Hiçbir çıkar ilişkisi, hiçbir ekonomik ilişki bir insanın kendi onurundan, bir insanın kendi değerlerinden daha kıymetli değildir. Hiçbir halk kendi onurunu bir ekonomik için ya da bir çıkar ilişkisi için vermemelidir. Bu dönem işte böyle bir dönemdir. Bu süreç ve bu seçim bunun için bu kadar anlamlıdır ve önemlidir. Türkiye'de yaşayan tüm halklarımızın aydınlık yarınları, aydınlık geleceği için, kadınlarımızın ve gençlerimizin geleceği için, Türkiye'nin barışı, Türkiye'nin demokrasisi için, Türkiye toplumunun huzuru için, hepimiz için, herkes için. 24 Haziran tarihi bizim için bir şanstır, bir fırsattır. Değerli arkadaşlar, hiç kimse şundan kuşku duymasın. Bizler kazanacağız. Türkiye halkı kazanacak. Türkiye toplumu kazanacak. Ya kazanacağız, ya kazanacağız. Başka bir